Milleti sömürdüler, bitirdiler. Getirin artık. Vallahi getirin ya. Bayılacağım şimdi. Bu süt kardeşim pahalı, pahalı, pahalı. Kanımızı emdiler. Biz yaşlandık ama gelecek çocuklarımız hep daha kötü olacak durumlar. Korkuyoruz artık bu memlekette yaşama. Alemin Suriyelileri geldi. Karınları tok. Her ay maaş alıyorlar. Bizim Türk milletimiz aç geziyor. Aç geziyor. Bir kadıncağızı getirdim geçen gün buraya diye. Kadına neler sordular. Kadına neredeyse kocanla kaç kere yapayım diye soracaklar. Allah belanızı versin. Siz de utanmaz insanlar. Türk bizden yani. Ondan bir şey yaptı oraya. Ne bağırıyorsun sen teyze dedim. Ne bağıracağım dedim. Ben dedim. Kadını müdür koymuşsunuz oraya dedim ben de. Kadıncağızı yardım için ben getirdim. Mahallede dedim. Bir odanın içinde olsun. Dört tane çocuğu var dedim. Kocası sakat kadının. Buradan buraya kadar demir var. İnşallah. Nerede? Her yer ateş pahası. Hangi zamdan bahsediyorsun sen? Ateş pahası çocuğum, yiyemiyoruz. Aç kaldık. Vallahi açız yani. Zor ekmek alıyoruz. Kaç kişisiniz? Bir evde kaç kişisiniz? Üç tane çocuğum var. İki de kendimiz var. Beş. Oğlumla beş kişiyiz bir evde yani. Günde kaç ekmek alıyorsunuz? Beş ekmek alıyoruz. Yetmiyor bile. Günlük. Ekmeğe mi dayanacağız kendimiz? Belediye ekmeği bile 3 lira oldu. Evet, belediye ekmeği 3 lira ben oldu. Ben artık hırsızlığa da mana bulmuyorum. Hırsızlık da moda oldu. Ondan sonra neyse, fahişeliği de serbest bıraktılar memlekette. Evet. Ama bunun önüne düşeceğim şimdi. Kendinize bakın abla. Bu hayatın önüne geçmediler. Her şeyi serbest bırakıyorlar. Niye böyle serbest bırakıyorlar? Bu kadar olmaz ki. Hani kadıncağızı dedim ki...